Bölücü örgüt yurt içinde köşeye sıkıştı sevgili izleyenler. 10 ilde PKK'nın kış yapılanmasına yönelik kahramanlar 35 operasyonu düzenlendi. 58 mağara, depo ve sığınak imha edildi bu kapsamda. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi. Kilolarca patlayıcı, çok sayıda antitank, roketatar ve obüs mühimmatı, hatta lav silahı. Cephaneliği aratmayan tüm bu malzemeler mağara ve sığınaklarda ele geçirildi. Terör örgütünün yurt içi yapılanmasına bir ağır darbe daha indi. 10 ilde Kahramanlar 35 operasyonu düzenlendi. Terör inleri tek tek tespit edildi, ardından operasyon için düğmeye basıldı. 139 tim ve 1812 jandarma personeli sahaya indi. Arazi didik didik arandı. 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Ekipler 15 kilogram patlayıcı madde, 20 kilogram amonyum nitrat, 19 da el yapımı patlayıcı ele geçirdi. Onu M16, ikisi AK-47 olmak üzere toplam 12 otomatik piyade tüfeği bulundu. Bulunanlar arasında 1 adet obüs, 15 adet RPG-7 roketatar ve 13 de antitank mühimmatı vardı. Daha binlerce mühimmatın da yer aldığı sığınaklar tek tek imha edildi. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Sosyal medya hesabından jandarma ekiplerini tebrik etti. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz dedi. Operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceğini vurguladı. 2023'ün son haftası geldi çattı artık. Ancak yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak sorusu hala yanıt bulmuş değil. Gözler Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında. Yeni haftada bir araya gelmesi beklenen taraflar süreci üçlü uzlaşıyla tamamlamak istiyorlar. Ancak takvim daralırken kritik zirvenin tarihi bile netleşmiş değil. Herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. İkinci toplantıda da sonuç çıkmadı. Gözler üçüncüsüne çevrildi. Geride kalan hafta bitmeden pazarlık masasının yeniden kurulması planlanıyordu. Ancak beklenen olmadı. Milyonların kilitlendiği asgari ücret tespit komisyonunda yeni zirve yılın son haftasına kaldı. Şu anda bir sonuç yok. Bir rakam söylenecek ki biz ona evet veya hayır diyeceğiz. Masada 4 asgari ücretliyle süreci yürüten Türk İş önce işverenin zam teklifini görmek istiyor. Beklenti, rakam telaffuz edilirken sadece ekonomik verilere bakılmaması, yaşam şartlarının da göz önünde bulundurulması. Asgari ücretle çalışan insanların ev kirasını, elektrik, su, doğalgaz parasını ödemediklerini biliyoruz. O nedenle bunları iyi değerlendirmek lazım. Talepler arasında vergi dilimi düzenlemesi de var. İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde değişiklik isteniyor. TİSK'in beklentisi ise asgari ücret desteğinin artırılarak devam etmesi. Bunun yanında da işveren maliyetlerinin düşürülmesi. Asgari ücret brüt 13.414 lira 50 kuruş, net 11.402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. İşverene toplam maliyeti 15.762 lira 4 kuruşu buluyor. Asgari ücret tespit komisyonunun önünde artık sadece bir hafta kaldı. 2024'te uygulanacak olan taban aylığın en geç 31 Aralık'a kadar belirlenerek resmi gazetede yayımlanması şart. Her biri beşer kişilik 3 heyetle birlikte 15 kişiden oluşan komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Hem hükümet hem işçi hem de işverense üçlü mutabakatla süreci tamamlamaktan yana. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz.